rüyalar, bilinçaltımızın karmaşık bir yansımasıdır ve sıklıkla sembolik anlamlar içerirler. Rüyada birini bıçaklamak, genellikle derin ve içsel anlamlara sahip bir sembol olarak kabul edilir. Bu tür rüyalar, genellikle duygusal bir yük taşıyan bir sembolizm içerir ve bıçaklamak eylemi, rüya sahibinin içsel dünyasında var olan çeşitli duygusal durumları ifade edebilir. Ancak, rüyada birini bıçaklamak olaylarının anlamlarını çözmek için, her bir rüya öğesini detaylı bir şekilde ele almak gereklidir. Rüyada birini bıçaklamak, rüya sahibinin bastırılmış öfkesini temsil edebilir. Bıçaklamak eylemi, duygusal bir patlamayı ve bu öfkenin dışa vurumunu simgeler. Rüya, rüya sahibinin içsel çatışmalarını anlamaya yönelik bir uyarı niteliğindedir. Bıçaklama eylemi, rüya sahibinin çevresindeki insanlarla yaşadığı anlaşmazlıkları temsil edebilir. Bu, rüya sahibinin ilişkilerindeki gerginlikleri ve çatışmaları işaret edebilir. Bu nedenle rüya kişinin bu ilişkileri gözden geçirmesi gerektiğini belirtebilir. Rüya'da birini bıçaklamak, kontrol kaybını ve güçsüzlüğü sembolize edebilir. Rüya sahibi hayatındaki belirli durumlarla başa çıkma konusunda zorlanabilir ve bu durum duygusal bir çıkmaza işaret edebilir. Bıçaklama eylemi, rüya sahibinin kendine yönelik öfkeyi veya suçluluk duygularını ifade edebilir. Rüya, kişinin içsel dünyasındaki çatışmaları anlamak ve çözmek için bir fırsat sunabilir. Rüyada birini bıçaklamak, rüya sahibinin içsel güç mücadelesini yansıtabilir. Kişi kendi içindeki güç dinamikleriyle başa çıkmakta zorlanıyor olabilir ve bu durum rüyada bıçaklama eylemiyle sembolize edilmiş olabilir. Bıçaklama, rüya sahibinin kendi duygusal yaralarını iyileştirmeye yönelik bir içsel çaba içinde olduğunu işaret edebilir. Rüya, kişinin kendi içsel güç kaynaklarını keşfetme ve kullanma sürecini temsil edebilir. Rüyada birini bıçaklamak rüya sahibinin kendine karşı duyduğu öfke ve eleştiriyi yansıtabilir. Kişi, kendi içsel eleştiri ve öz eleştirisiyle yüzleşmek zorunda kalabilir ve bu durum rüyada bıçaklama eylemiyle ifade edilmiş olabilir. Bıçaklama eylemi, rüya sahibinin hayatında radikal değişiklikler yapma isteğini sembolize edebilir. Rüya, kişinin yaşamında bir dönüm noktasına geldiğini ve geçmişle hesaplaşma zamanının geldiğini işaret edebilir. Rüyada birini bıçaklamak, Rüya sahibinin başkalarıyla rekabet içinde olduğu duygusunu yansıtabilir. Bu, iş veya sosyal çevredeki rekabetçi dinamikleri ifade edebilir ve rüya, kişinin bu rekabette başa çıkma yöntemlerini gözden geçirmesi gerektiğini belirtebilir. Bıçaklama eylemi, rüya sahibinin kendi sınırlarını belirleme ve koruma ihtiyacını sembolize edebilir. Rüya, kişinin hayır demeyi öğrenme ve kendi ihtiyaçlarına öncelik verme sürecinde olduğunu ifade edebilir. Rüyada birini bıçaklamak, rüya sahibinin içsel dünyasında var olan gizli tehlikeleri ve riskleri ifade edebilir. Bu, kişinin bilinçaltındaki korkularla yüzleşme ve bu korkuları aşma sürecini temsil edebilir. Bıçaklama, rüya sahibinin kendi içsel karmaşıklığıyla başa çıkma isteğini yansıtabilir. Rüya, kişinin kendini derinlemesine anlama ve içsel dengeyi sağlama çabasını ifade edebilir. Rüyada birini bıçaklamak, Rüya sahibinin hayatındaki olumsuz etkileri temizleme ve arınma isteğini ifade edebilir. Kişi geçmişteki negatif deneyimlerle yüzleşme ve bu deneyimlerden öğrenme sürecinde olabilir. Bıçaklama eylemi, rüya sahibinin duygusal bağımlılıkları ve zararlı ilişkilerden kurtulma arzusunu sembolize edebilir. Rüya, kişinin sağlıklı sınırlar koyma ve toksik ilişkilerden kaçınma ihtiyacını vurgulayabilir. Rüya'da birini bıçaklamak Rüya sahibinin içsel dünyasında var olan karmaşık duygusal ilişkileri ifade edebilir. Kişi duygusal bağlantıları ve ilişkileri anlamaya çalışıyor olabilir ve bu süreç rüyada bıçaklama eylemiyle simgelenmiş olabilir. Bıçaklama eylemi, rüya sahibinin kendi içsel gücünü fark etme ve kullanma sürecini sembolize edebilir. Kişi kendi yeteneklerini ve potansiyelini keşfetme çabası içinde olabilir ve rüya bu içsel keşif sürecini ifade edebilir. Rüyada birini bıçaklamak, rüya sahibinin kendini savunma ihtiyacını sembolize edebilir. Kişi, hayatındaki zorluklarla başa çıkarken güçlü olma ve kendini koruma arzusu içinde olabilir. Bıçaklama eylemi, rüya sahibinin duygusal acıları ifade etme ve bu acılarla yüzleşme isteğini yansıtabilir. Rüya, kişinin duygusal iyileşme sürecinde olduğunu ve bu süreçte cesur adımlar atmaya hazırlandığını işaret edebilir. Rüyada birini bıçaklamak Rüya sahibinin kendini yeniden doğma ve değişim sürecini sembolize edebilir. Kişi geçmişle vedalaşma ve yeni bir başlangıç yapma arzusu içinde olabilir. Bu da rüyada bıçaklama eylemiyle ifade edilmiş olabilir. Bıçaklama, rüya sahibinin kendi içsel karmaşıklığı ve çatışmalarıyla yüzleşme isteğini sembolize edebilir. Rüya, kişinin içsel barışı bulma ve dengeyi sağlama yolunda bir adım atmaya hazırlandığını ifade edebilir. Rüyada birini bıçaklamak, karmaşık ve sembolik bir deneyimi yansıtan bir rüya olabilir. Her bir olay, rüya sahibinin içsel dünyasındaki farklı yönleri temsil eder ve bu olaylar genellikle rüya sahibinin duygusal durumlarını, ilişkilerini ve içsel çatışmalarını yansıtmak üzere ortaya çıkar. Rüyada bıçaklama eylemi, kişinin bilinçaltındaki derin duygusal yükleri anlaması ve çözmesi için bir fırsat sunabilir. Ancak, rüyaların yorumlanması her zaman kişisel ve öznel bir deneyimdir. Bu nedenle bir rüyanın tam anlamını çıkarmak için bireysel deneyimleri ve duygusal durumları dikkate almak önemlidir.